İstanbul Sözleşmesi'nin başına bir hal getireceğini AKP'nin ve AKP'nin başının kadınlar ta o yıllardan yani daha 2011'den 2012'den itibaren biliyorlardı. Onun için onun başına bir hal gelirse veya kabul edilmezse veya uygulanmazsa oradaki kuralların birçoğunu 6284 sayılı yasaya geçirdik. Kanunların numaralarıyla konuşulmasına karşıyım. Çünkü bu bir hiyerarşi kurar. Kanunun adıyla söylerseniz İnsanlar daha iyi anlarlar bunu. Bundan önceki ailenin korunmasına dair kanundu. Avrupalıların koruma emri, Amerikalıların uzaklaştırma emri dedikleri şiddete maruz kalan kişinin korunmasına yönelik bir kanundu. Bu kanun meclisi tartışılırken birçok erkek birden bir ata erkeğinin ufaktan sarsılmaya başladığının farkına varıyorlar. Onun içinde çok karşı çıktılar ve kol kırılır, yen içinde kalınır, kalır. Bu aileyi mahvedecek o kutsal aile dedikleri mutlak erkek egemenliğinin söz konusu olduğu bir birim. Oradaki egemenliklerini kaybetmek istemedikleri için e, kutsal ailenin mahvolacağını falan iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Işılay Saygın bu topluluğu, bu güruhu diyeceğim çok iyi tanıdığı için dedi ki bu ailenin korunmasına dair bir kanun. Aile deyince akan durdu ve o kanun geçti. Şimdi o kanunun birçok eksiği vardı. Bir, o kanun bir bakıma haklı olarak resmi nikah birden fazla evlilik, çok eşliliği engellemek amacıyla resmi nikahı olmayan kadınları korumuyordu. Oysa kanunun ruhuna aykırı bir yaklaşım bu. Onun içinde evlilik arıyorlar, resmi nikahla evlilik arıyorlardı. İmam nikahını engellemek üzere. Oysa şiddete maruz kalan kişi hiç nikahlı olmayabilir. Hiçbir nikah olmayabilir. İmam nikahı olabilir. İki kişi eşcinsel iki kişi aynı evi partner olarak paylaşabilirler. Bunlardan biri diğerine şiddet uygulayabilir. Dolayısıyla aynı çatı altında yaşayan ve şiddete maruz kalan kişiyi korumaktır amacı. Ama o kanun 4320 sayılı Ailenin korumasına Dair Kanun bunu engelliyordu. Ayrıca boşandıkları zaman taraflar <laughs> erkeğin çocukları görme hakkı çerçevesinde çocukların bulunduğu kadınla beraber oturduğu adresi biliyordu. Onun için de o adrese gidip orada dünya kadar rezalet çıkartıp kapıları kırıp içeri girip kadına tekrar tecavüz edip çocuklara da şiddet uygulayabiliyordu. O nedenle de kanunun eksik taraflarından bir tanesi buydu. İşte harç alınmaması gerekiyordu falan. Bütün bunlar eleştirildi. Resmi evlilik bitmiş olsa bile yaklaşmama kararının verilmesi gerektiğini söylüyorduk. 4.320'nin yerine gelen 6.284 bütün bunları kapsayan bir kanundu. Ayrıca mültecileri de koruyordu. Ayrıca mutlaka ev içi şiddeti, ev içi şiddet dediğiniz zaman artık evlilik falan falan meselesi değil. Önemli olan şiddet uygulananın şiddet uygulayanı uzaklaştırması meselesiydi. Kanun müzakere edilirken, tartışılırken mecliste çok haklı gerekçeler ileri sürüldü. İşte sığınakların açılması, kadınların vücut bütünlüklerinin korunması falan. Fakat ailenin korunması dediğiniz zaman birey olarak kadını gene insan yerine koymuyorsunuz insanın korunması, kadınların eleştirileri bu yönde eleştirileri vardı. Bu kanunu ailenin koruması ile ilgisi yoktur. Siz bu aile lafını buradan çıkartmanız gerekir gibi eleştirileri oldu kadınların. Ama bunları dikkate almadılar ne yazık ki. Gene bildiklerini okudular. Gene kutsal ailelerini korumak için. Yani günde üç tane kadının boğazlandığı yahut tecavüze uğradığı veya feci şekilde dövüldüğü veya inanılmaz ekonomik şiddete maruz bırakıldığı, cinsel istismar sonucu çocuk doğurmak zorunda kaldığı onların kutsal ailesi bu. Erkeğin mutlak egemen olduğu bir birim olarak alıyorlar aileyi. Dolayısıyla kadınlar da bu aileye karşı böyle bir aile istemiyorlar. Eğer gerçekten bir aile istiyorsanız o zaman eşitlik bazında bir beraberlik kuracaksınız. Erkeğe erkek olduğu için üstünlük tanımayacaksınız. Anayasa her bireyin kendisini geliştirme hakkı olduğunu söyler. Kadınların da kendilerini geliştirme hakkı, akademik e, özgürlükleri yahut başka mesleklerde ilerleme özgürlükleri veya okuma özgürlüklerinin olduğunu kabul edeceksiniz. Eğlenme hakkının olduğunu kabul edeceksiniz. Güldüğü için kadını seviyesiz demeyeceksiniz. Kadının kıyafetiyle ilgilenmeyeceksiniz namusunuzu kadın kıyafet üzerinden tanımlamayacaksınız. Kadın ve erkek arasındaki eşitliği kabul ederek öyle bir beraberlik kurarsanız belki o evliliklerin daha uzun sürme şansı olabilir diye zannediyorum.